Kaç yıldır boş yere gelip gidiyorum. Semra Hanım insafsız. Başından savuyor beni. Sen baba adamsın. Hem de doktorsun. Derdime bir çare bul. Bul kardeşlerimi. Yetti çektiğim. Seni öz evlatları gibi seven bir evdesin. Hiçbir eksiğin yok. Gez, eğlen. Kardeşlerin bulunmasa ne olur? Ne değişir hayatında? 8 yıl sonra birbirinizi tanımazsınız bile. Nereden biliyorsun? Anasız babasızlığı sen mi çektin? Bir sabah vakti kardeşlerini kaçırdılar mı senin yanından? Ne yaptıksa sizlerin iyiliği için yaptık. Batsın böyle iyilik. Yüzlerce çocuğu yüzlerce eve verdik. Şefkatle, sevgiyle büyüdüler, okudular, evlendiler bile. Gelip elimizi öpenler var. Senin gibi inatçı, tutkulu, asi bir çocuk görmedim ben. Kardeşlerimi istemek suç mu? Günah mı? Yaşarken öyle ettiniz bizleri. Allah kardeş yaratmış. Sizler acımadan ayırdın. Suç bizde mi? Yoksa öz ananızda, babanızda mı? O sorumsuz ana babalara hesap sor. Sizi dünyaya getirip terk eden onlar. Sizleri acımadan başlarından atan gene onlar. Buraya almasaydık, barındırıp bakmasaydık, sokaklarda ziyan olmuştunuz. Nankörlük etme, evine dön. O evin kıymetini bil. Kardeşlerin de senin gibi kurtuldular. Bunu düşün ve mutlu ol. Alo. Sadece tutsa selamlar. Ben Doktor Necip. Çocuk yuvasından. Emrah buradaydı biraz önce. Kadını kaçırıyor artık. Ağır konuşuyor. Suçluyor bizleri. Emrah'a sahip çık. Sadece tutsa otur konuş ama Cemil Bey'den hiç bahsetme. Kardeşlerini onun aldığını ve senin arkadaşın olduğunu hiç bilmemeli. Cemil'den bahsetmek benim de işime geldi. Ama Emrah'ı durdurmak imkansız Doktor Bey. Gözü kulağı kardeşlerinden alacağı bir haberde. Siz de bir şeyler söyleyin. Nasihat edin. Ümidini kessin. Kardeşlerini aklından çıkarmadıkça yüzünün güleceği yok. Ne bizleri, ne hayatı, ne de kendini. Hiçbir şeyi sevmiyor. İlle de kardeşleri. İyilikle konuş bir defa daha. Anlatmaya çalış lütfen. Bir daha da buraya gönderme. Böyle gelecek olursa kapıdan sokmayacağım. Kardeşlerimi alan senin arkadaşınmış. Kimdir bu Cemil? Söyle. Adresini ver. Kim söyledi? Duydum. İnkar etme. Kaç yıldır görmedim. Adresi de değişmiş. Bilmiyorum. Yalan. Yalan söylüyorsun. Ben mi yalan söylüyorum? Evet. Sana inanmıyorum artık. Benimle böyle konuşmak sana yakışmıyor. Sana ne söylesem azdır. Yıllar yılı yanıp kavrulduğumu gördün. Nasıl gizledin? Vicdanın hiç mi sızlamadı? Hiç mi insafın, merhametin yoktu? Dağlar, taşlar, yaralı kuşlar bile halime acır. Beni kardeşlerime taşırlardı. Canavar olsa, senin bana ettiğin kötülüğü yapmazdı. Böyle mi sevdin beni? Böyle mi babalık, atalık ettin? Niçin gizlediğimi dinle, sonra hükmünü ver. Kardeşi kardeşten ayırana insan mı derler? Lanet olsun sana! Beni sana kul köle yapan kara yazıma lanet olsun! Emrah! Gidiyorum. Git be! Nereye istiyorsan oraya git. Bir daha da geleyim deme! Emrah! Emrah!
beni. Üzerinde annenden çok emeğim var. Sana süt emzirmedim yalnızca. Benim hatırım için bunca yıldır sana hizmetime, sevgime karşı pek bir şey istiyorum. Gitme. Kardeşlerimi benden gizlemiş bir adamın evinde kalamam. Bir gün elini öpmeye gelirim elbet. Emrah dur. İstemem, almam. Alacaksın. Bu kadarcık olsun sözümü dinle. Sağ ol. Hakkını helal et. Helal olsun. Allah yardımcın olsun. Ayrıldım evden. Ayrıldın mı? Bu gece sende kalabilir miyim? İstediğin kadar kalabilirsin de... Neden oldu bu tatsızlık? Gir de konuşalım.